bundan 15-20 yıl önce profesör bir doktorumuz vardı. Zakkum'dan bir ilaç üretti özel. Ne oldu? Aman şöyle aman böyle adam ses burada konuşamaz oldu. Kaçtı Amerika'ya gitti. Baskı yapıldı Türkiye'de. Ben şöyle şöyle bir ürün buldum. Şuna şuna iyi geliyor dedi. Devesiyle birlikte ne oldu? Afaroz oldu. Oysa ona bir imkan tanınması gerekirdi. Evet madem tedavi ediyorsun buyur. Hastalar burada tedavi et denmesi gerekirdi. İmkan tanınmadı. Kaçtı Amerika. Şimdi Türkiye'de böyle bir eskiden Avrupa'da olan afaroz sistemi Türkiye'de çalışıyor. Afaroz sistemi Türkiye'de. Biz Müslümanız ama sistem afaroz sistemi. Ben bunu iyileştireyim diyorsa birisi Türkiye'de hemen afaroz ediliyor. Aa şöyledir böyledir şimdi yok ediliyor. Şimdi o konuyla ilgili tabii. Ama Avrupa'da öyle değil. Şimdi birisi diyorsa ki. Bizde biraz herkes çıkıyor canım biliyorsunuz. Ha o tabii ki yani. Eline bir tane bitki alan meyve alan çıkıyor işte zayıflatıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diyor. Yani herkese de buyur deseniz insanlık kalmaz. Yok klinik araştırması yapılmaz. Klinik araştırması var mı? Geçenlere de söyledim. Dünyada en büyük yanlışı yapanlar yani şu buluş yaptım bu buluş yaptım diyenler değil. Mehmet Öz'ün mesela anlattım geçen. Akai beri dedi. Zayıflatır dedi, zayıflatmadı. Afrika mangosu zayıflatır dedi, zayıflatmadı. Efendim, ahududu zayıflatır dedi, zayıflatmadı. Şimdi yeşil kahve zayıflatır diyor, zayıflatmıyor. Yani Mehmet Öz, profesör, doktor, dünyanın en meşhur doktoru. Bunu yapıyor. Doktor olduğu için ona kimse dokunamıyor. Her şeyi söylüyor. Amerikan senatosu çekti. Dedi ki, neden böyle yapıyorsun? Efendim ben amigolik yapıyorum, süslüyorum dedi. Yani doktor titili olduğu için dokunmuyorlar. Halbuki ne yapması gerekir? Doktorsan doktorsan. Yapmış olduğun iş klinik araştırmasına dayanıyor mu? Dayanmıyor. Ya burada Bosveli'ye ile ilgili klinik araştırma, yani Bosveli Akgünlülük Türkçesi klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Yani laf yok. Klinik araştırma, çalışma var. Hı hı. Ne yapıyor? LOX. Yani enzimi frenliyor. Lipoksinaz. Lipoksinaz enzimi omega 3, 6, 9 yağ asitlerini, doymamış yağları lökotrine dönüştürüyor. Lökotrini bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor, ona savaş ilan ediyor, iltihap başlıyor. Sürekli bir iltihaplanma oluyor. Hangi organda olursa orada hastalık ortaya çıkıyor. Eklemlerde olabilir, bağırsaklarda olabilir, beyinde olabilir, sinirde olabilir, prostatta olabilir vesaire vesaire. Normal olarak omega 3, 6, 9 yağları hormona dönüşür. Hormona dönüştüren nedir? İki tane enzim. Elengaz ve desturaz. Bu enzimleri karaciğer salgılar. Ama karaciğer aynı zamanda lipoksinaz enzimi de salgılıyor. Bu lipoksinaz dediğimiz kısa adı LOX. Aşırı artarsa iltihaplar ortaya çıkıyor. Hani hangi organda çok olursa orada problem çıkıyor. Bu lipoksinaz enzimini frenlediğiniz zaman lökotrin de ortadan kalkıyor, iltihap da ortadan kalkıyor. Bununla ilgili klinik araştırması var. Evet. Belge var. Yani ben bilim üzerinde program yaptım bugüne kadar. Hiçbir programda klinik araştırmasına dayanmayan hiçbir şeyi açıklamam. Konuşmam. Konuşulmaz da. Klinik araştırması mı var? Bir klinik araştırması deyince bazıları basit alıyor. Mesela burada 260 romatoid artrit hastası tedavi edilmiş dedik. Hastanede aylarca bunlar gözetimde, denetimde. Ve bir klinik araştırması 100 kişi mesela diyelim ki üzerinde yapılan klinik araştırma 100 kişi. 5 milyon doları buluyor. 260 kişi milyon dolar. Bunlar hep devlet desteğiyle olan klinik araştırmalar. Yoksa 3 kişi 5 kişi yani bazı firmaların yapacağı bir çalışma değil. Evet. Devletin desteğiyle olan bir şey. Bana diyorlar ki klinik araştırması yapsana yapayım dedim. Tamam buyurun birkaç üniversiteden teklif geldi bana. Yapalım birlikte. Baktılar ki maliyet çok yüksek vazgeçtiler. Yani kaldıramayız, bütçemiz müsait değil. Biz de yaparız, her konuda klinik araştırması yaparız. Yani bu konuda para gerekir. Avrupa'da, Amerika'da devlet buna sübvanse ediyor, destekliyor. Klinik araştırmaların hepsini destekliyor. Çünkü insanlar kimyasal ilaçlarla zehirleniyor. Oysa bu bitkilerle, mesela Almanya'da büyük sigorta şirketi normal olarak bu işlere karışmaz. Ama ne yapıyor? Hastalıklar, hastalar çoğaldığı zaman maliyet yükseliyor, hastalık sigortası. Teşvik ediyor, bütün bunları sübvanse ediyor, destekliyor. Ya her türlü imkanı sunuyor. Evet. Çalışmalar var dünyanın her ülkesinde. Yani yeni bir şey değil bu.